Merhaba sevgili arkadaşlar. AYT 1 edebiyat denemesiyle beraberiz. AYT 1 denemesinden başlayalım bakalım. Soru 1. Bir anlam bilgisi sorusu arkadaşlar. Ne diyor bakalım soruda? Bu parçadaki numaralanmış sözlerden hangisinin anlamı parantez içindeki açıklamayla uyuşmamaktadır diyor. Şimdi bakalım cümlemize. Ben berrak, açık, yalın. Evet arkadaşlar, berrak kelimesini açık ve yalın kelimeleri karşılamış. Herhangi bir sıkıntı yok. Diğer kelimeye bakalım. Şiirimi yazarken başka dillere borçlanmayı. Bakalım açıklaması neymiş? Yabancı dillerde şiir yazmayı. Arkadaşlar bu ifadeye baktığımız zaman burada bir yanlışların olduğunu görmekteyiz. Şöyle ki başka dillere borçlanmayı ifadesiyle neyi kastediyor burada? Şiir yazarken şiir yazdığı dilin önüne geçebilecek derecede farklı dillerden kelime almak. Bu durumda şiiri kendi dilinde yazmış olmaz arkadaşlar. Yani aslında ne oluyor burada? Başka dilden şiir yazarken çok fazla kelime alması burada kastediliyor arkadaşlar. Evet, ifade burada yanlıştır. 3'e bakalım şimdi. Bana göre şiir içimizde bir noktaya değmeli. Evet, duygularımızı etkilemeli. Doğru. İstilacı şiir, yani okuyucunun duygularına hükmetme amacı güden. Evet, doğru. Bir sıkıntı yok. Okuyucuyu şairine benzeten şiirle aram yoktur. Ben okuyucuyu kuşatsam, yani etkim altına alsam ifadesi de yine doğru bir ifade arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Bursa olur. Geçelim ikinci soruya. Bu sözleriyle şair yazar dış dünyada özgür olabilmenin koşulunu hangisine dayandırmaktadır diye sormuş. İnsan ancak iç dünyasında düşünce temelinde geliştirebildiği, bilince dönüştürebildiği, evet bakın ne diyor burada? Bilince dönüştürebildiği bir özgürlük anlayışının el verdiği ölçüde dış dünyada da özgür olabilir. Arkadaşlar, parçaya baktığımız zaman ne diyor bakın? Dış dünyada özgür olabilmenin koşulunu burada bize söylüyor arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. İç dünyasında düşünce temelinde geliştirebildiği, bilince dönüştürebildiği bir özgürlük anlayışının el verdiği ölçüde diyor arkadaşlar. Evet, bize yukarıdaki ifadeyi veren, yani yukarıdaki soru, yani şu ifadeyi anlatan cevap ne olabilir arkadaşlar? A olabilir. Yani özgürlüğü bilinçli olarak içselleştirmenin gerekliliğine. Peki içselleştirmek ne demek? Arkadaşlar o ifadeyi açıklayayım ben size. Edinilmiş bilgileri kendi öz malı durumuna getirmektir. Yani onu özümsemektir arkadaşlar. Dolayısıyla yukarıda da yine bu özümseme ifadesinden bahsediyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı olur. Üçüncü soruya bakıyoruz. Numaralanmış yargılardan hangisi bu parçaya göre romanı diğer türlerden ayıran en önemli özelliktir diyor. Önce maddelere bakalım. Bir, konularını günlük yaşamdan alma. Günlük yaşamdan. İki, farklı yazınsal türlerin ortak anlatım özelliklerini kendinde toplama. 3. Gerçeği her yönüyle ele alan kapsayıcı bir tür olma. Evet, şimdi bakıyoruz ifadeye arkadaşlar. Şiir, hikaye, deneme ve tiyatro gerçeği ancak bazı boyutlarıyla kavrayıp yansıtabilme imkanına sahipken roman söz konusu gerçeği bütün boyutlarıyla kavrayabilecek genişliktedir.
Evet, buradaki bu ifade önemli arkadaşlar. Bazı şeyleri anlatmada tek tek diğer türlerin gerisinde kaldığı olursa da hayatın bütün olarak kavranmasında ötekilere göre sayısız imkana sahiptir. Roman zaman zaman o türlerin gerçeğe yaklaşım biçimlerinden de yararlanmaktan geri durmaz. Burada zaten bize neyi soruyor arkadaşlar? Hangisi bu parçaya göre romanı diğer türlerden ayıran en önemli özellik diyor arkadaşlar. Günlük yaşamdan alma konularını öyle bir durum söz konusu mu arkadaşlar parçaya baktığımız zaman? Hayır. O zaman A şıkkı ve D şıkkı gidiyor. İkiye bakalım. Farklı yazınsal türlerin ortak anlatım özelliklerini kendinde toplama ifadesi var mı arkadaşlar? Yok. 3'e bakalım. Gerçeği her yönüyle ele alıp kapsayıcı bir tür olma. Zaten yukarıda arkadaşlar söylemiştim. Bütün bakın gerçeği bütün boyutlarıyla kavrayabilecek genişlikte diyor zaten arkadaşlar. Bu ifadeye ulaşılabilir. Zaten en önemli özellik zaten bu arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız 3 olması gerekiyor. Yani C şıkkı olur. Soru 4. Bu parçaya göre sanatçı olmanın koşulu hangisi diye sormuş. Her yazınsal ürünün kendinden öncekilerle içeriksel sözel düzlemde uzaktan ya da yakından bir bağlantısı olacaktır. Aynı durum sanatçılar için de neden geçerli olmasın ki? Her sanatçı etki altında kalabilir. Özellikle gençlik döneminde kendinden önceki ustaları ya da herhangi bir sanatçıyı örnek alabilir. Sanatın gelişim sürecinde bundan daha doğal bir şey olamaz. Ancak kim olursa olsun bir kişinin sanatçı olabilmesi ortaya koyduğu eserde kendi yolunu bulup. Zaten şu ancak ifadesi önemli arkadaşlar. Zaten hatta şöyle ifade edeyim ben size. Paragraflarda işte bu tür bağlaçlar, işte edatlar çok önemli arkadaşlar. Yani bunlar zaten bize neyi veriyor? Aslında parçanın ana fikrini de vermiş oluyor. Ancak kim olursa olsun bir kişinin sanatçı olabilmesi ortaya koyduğu eserde kendi yolunu bulup bulmadığıyla ilgili diyor. Kendi yolunu bulmak ne demek arkadaşlar? Özgünlüğe ulaşmaktır aslında. Kendi yolunu bulamamış bir sanatçının eserleri bugün vardır, yarın yoktur. Yani şunu ifade ediyor sevgili arkadaşlar. Özgünlüğe ulaşabilen yazar kalıcıdır. Ama özgün olmayan yazar bugün vardır, yarın yoktur ifadesi aslında bize parçayı anlatıyor. Sanatçı olmanın koşulu demek ki arkadaşlar bu ifadeymiş. Peki bize bu yani özgünlük ifadesini veren şık hangisi? Deniz arkadaşlar. Yani bakın ne diyor burada zaten? Başkalarına benzemeyen. Yani ne demek başkalarına benzemeyen? Özgün olan demek arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı olur. Geçelim edebiyat sorularına. Şiir sorusu arkadaşlar. Bu dörtlük için hangisi söylenemez diye sormuş soruda. Bakalım şimdi. Ruhsatim eyledim senin de metin. Al yanaktan bir buse ver himmetin. 100.000 sarraf gelse bilmez kıymetin. Ahiri dünyaya değer gözlerin. Evet arkadaşlar. Şiire baktığımız zaman şöyle A şıkkından başlıyoruz. Halk şiiri demiş. Evet, biçimsel özelliklere bakıldığında, dil özelliğine bakıldığında, yani dili zaten oldukça sade, anlaşılabiliyor. Ve aynı zamanda ruhsati geçiyor burada arkadaşlar. Zaten ruhsati biliyorsunuz, halk ozanı. Yani bu ismi bilmeseniz de zaten şiirin diline bakarak, ondan sonra biçime bakarak, yani nedir biçim deyince neye bakacağız arkadaşlar? Ölçü, yani hece ölçüsü olması lazım, işte kafi olması lazım. Hepsi var burada. O zaman bu bir halk şiiri arkadaşlar. Zaten burada şairin ismi geçiyordu. Dolayısıyla bir şiirde yani bir halk şiirinde zaten bu hatırlayın arkadaşlar aşk edebiyatında bir şairin ismi geçiyorsa o dörtlük ne oluyordu? Anımsayalım. Bir şiirin son dörtlüğü. Ki zaten şiire baktığımız zaman zaten
11'li ölçülü yazılmış arkadaşlar. O zaman koşma oluyor bu. O zaman B de gidiyor, E de gidiyor arkadaşlar. Çünkü bakın burada şairin ismi geçiyor. Hem son dörtlük olduğu anlaşılıyor, hem de zaten bir koşma arkadaşlar. Çünkü 11'li ölçülü yazılmıştır. D'ye bakın, redif ve uyak kullanmıştır diyor. Arkadaşlar şöyle buraya baktığımız zaman sevgili arkadaşlar şöyle bakalım. Himmet ve kıymet arasında bir kafiye durumu söz konusu arkadaşlar. Şöyle inler burada redif oluyor. Çünkü iyelik eki bunlar. Aynı görevdeki ekler. Etlerde ne oluyor? Tam kafiye oluyor arkadaşlar. Doğru. Çapraz uyak mı? Bakalım arkadaşlar. Metin, himmetin, kıymetin. A, 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 B. Yani düz uyak. Diğer adı da bunun. Neydi? Koşma tipi uyaktı. O yüzden cevabımız ne oluyor arkadaşlar? C şıkkı oluyor. Evet, geçelim 6. soruya. Bu şiirdeki altı çizili sözcükte hangi söz sanatı var demiş. Bulduğu efendinin kapısına bağlanmış. Dal kavukluk ederek yemiş içmiş yağlanmış. Evet arkadaşlar, burada yağlanmak kelimesinde bir ne var? Bir kinaye sanatı var arkadaşlar. Nedir kinaye? Sözü hem gerçek hem de mecazi anlamda kullanmaktır. Arkadaşlar, yağlanmak ifadesi gerçek anlamda yağ oluşmak. Yani daha doğrusu hani bu nasıl oluyor? Hani vücuttaki yağdan bahsediyor burada arkadaşlar. Mecazi anlamı da hani nedir? Dal kavukluk yapmak, yani yalakalık yapmak anlamında kullanılıyor. Hatta bunu günümüzde kullanırız değil mi? Yağlamak, ballamak falan deriz arkadaşlar bir ifade için. Dolayısıyla burada yağlamak, yağlanmış kelimesinde ne olmuş oluyor? Bir kinaye sanatı olmuş oluyor arkadaşlar. Cevabımız A şıkkıdır. 7. soru. Bu parçada sözlü edilen eseri soruyor bize. Gülşehri İran Edebiyatı'nın önemli tasavvufçu şairlerinden Attar'ın Mesnevisini örnek alarak bu eseri yazmıştır. Eser Simurg ve kuş alegorilerinden hareketle tasavvufi bir hikayeyi anlatır. Eser özünde insanın Allah'a ulaşırken ruhsal olgunluğa erişmesi gerektiğini anlatır. Eserde bu olgunluğun her insanın kendi iç dünyasının rehberliğinde ve tasavvuf ilkeleri ışığında gerçekleşebileceği vurgulanır. Arkadaşlar, bu eser sınavlarda geliyor, unutmayalım. Önemli bir eser bu. Eserimiz Gülşehri tabi yazıyor. Attar'dan aslında çevir arkadaşlar. Peki bu eser hangi eserdi? Kuşların mantığı, kuşların dili anlamına gelen mantuku tayrdır. Cevabımız Bursa. Cemşid-i Hurşit, Ahmedi'nin eseri arkadaşlar. Tezkiretül Evliya, Sinan Paşa'nın eseri. Yine Attar'dan çeviri bu eserde. Siyam-ı Kaza biliyorsunuz, Nefi'nin eseri. Hüsnü Aşk da yine geçen sene gelmişti, 2019'da arkadaşlar. Şeyh Galip'in eseri. Önemli yapıtlar bunlar da. Geçelim soru 8'e arkadaşlar. Bu parçada sözü edilen sanatçı hangisi diye sormuş. Kasım 1918'de Manisa'da doğmuş. Behçet Kemal onu şiirin uç beyi olarak adlandırmış. 1953 yılında Yenilik dergisinde yayımladığı Saint Antoine'in güvercinleri edilmiş arkadaşlar. Zaten eser burada verilmiş açık. İkinci yeni anlayışına sahip bir sanatçı arkadaşlar. Yine şöyle baktığımız zaman işte Güneş Yakanların Selamı, Çivi Yazısı, Türkiye Şarkısı, Galile Denizi, bunlar da zaten sanatçının önemli yapıtları oluyor. O zaman yukarıda verilen sanatçımız hangisi sevgili arkadaşlar? İlhan Berk'tir. Evet, cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Geldik 9'a. Bu şiir hangi nazım biçiminde yazılmış diye sormuş. Arkadaşlar şöyle. Şiire baktığımız zaman, diline baktığımız zaman özellikle bunun bir divan şiiri olduğunu anlıyoruz. Ve dörtlük halinde yazılmış arkadaşlar. O zaman muhammes gidiyor, tahmis gidiyor. Çünkü bunlar beşli halinde yazılıyor arkadaşlar. Yani beş dizelik şiirler muhammes ve tahmis. Geriye rubai ve şarkı murabba kalıyor. Rubai olmaz çünkü rubai arkadaşlar biliyorsunuz tek dörtlüktür. Geriye şarkı ile murabba kaldı. Şimdi şöyle arkadaşlar, şu son dizeye, yani son dizeye baktığımız zaman
Son dizede de bakın ne var? Bir nakarat var arkadaşlar. Tabii şiirin dili de hani çok hani anlaşılmaz değil. Artı bir de burada bakın nedim geçiyor arkadaşlar. Zaten nakarat ve nedim deyince aklımıza zaten hemen ne geliyor? Direkt şarkı gelmesi lazım. Cevabımız Bursa. 10. soru. Hangisiyle herhangi ne diyor bakalım? Hangisi numaralanmış cümlelerde verilenlerden biriyle ilişkilendirilemez diye sormuş. Arkadaşlar başına bakıyoruz. Birincisine bakalım. Devlet büyüklerine yönelik yöneticilik sanatı ile ilgili bilgiler veren eser Siyasetname. Şehzadelerin sünnet düğünleri ile hanım sultanların doğum ve evliliklerini anlatan eserler Surname. Bir şehir ile o şehrin güzelliğini anlatan eserler Şehrengiz. Şehrengiz'dir bu. Dörde bakalım. Din düşmanlarıyla yapılan savaşları, kahramanlıkları, zaferleri anlatan eser Gazavatname. Anadolu sahasında yazılan ilk örneği Sehi Bey'in Heşt Beyişt olan eseri Tezkire arkadaşlar. Cevabımız Seyahatname. Seyahatname zaten biliyorsunuz neydi? Gezi yazısıydı arkadaşlar. Geçelim 11. soruya. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar açıklamaya baktığımız zaman ve aynı zamanda yapıtlara baktığımız zaman yani Son Kuşlar, Semaver, Lüzumsuz Adam gibi yapıtlara baktığımız zaman aynı zamanda şöyle baktım, şöyle bakalım. Ne diyor bakalım şöyle. Yeni bir öykücülük akımının da öncüsü olmuş diyor zaten arkadaşlar. Biliyorsunuz sanatçı aynı zamanda İstanbul hikayecisi olarak biliniyor. Kimdir bu sanatçımız? Sait Faik Abası Yanık'tır sevgili arkadaşlar. 12. soru. Bu romanların ortak özelliği hangisi diye sormuş. Dolu Dizgin biliyorsunuz kime ait eserdi? Samim Kocagöz. Sahnenin dışındakiler yazarı Ahmet Hamdi Tanpınar. Dikmen Yıldızı Aka Gündüz. Arkadaşlar 3 romanda da anlatılan şey ne? Kurtuluş Savaşı arkadaşlar. Cevabımız E şıkkıdır. 13. soruya bakalım. 13. soru bir şiir sorusu. Bir dörtlük vermiş. Hangisi söylenemez, hangisi yanlıştır demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım. A şıkkı Tunç Uyak var diyor. Evet uyusun ve sun arasında Tunç Uyak var. Uyusun sun, Tunç Uyak. Ayak unsurlarından faydalanmıştır diyor. Neydi ayak unsuru? Anımsayalım arkadaşlar. İşte vezin, kafiye falan. Zaten şiire baktığımız zaman 14'lü ölçüyle yazılmış arkadaşlar. Kafiye de var. O zaman B'ye de gidiyor. Aynı zamanda D şıkkı gidiyor arkadaşlar. Sarmal kafiye diyor. Bakalım. Birer A uyusun B sun B güvercinler A. Yani A B B A sarmal kafiye. Sanatlı söyleyiş var mı arkadaşlar şiirde? Sanatlı söyleyiş yok. Oldukça anlaşılır bir şiir arkadaşlar. Cevap E şıkkıdır. Soru 14. Yine eşleştirme sorusu arkadaşlar. Eşleştirin diyor. Şimdi bire bakalım ne diyor? Bir savaşta yenilen 400 yıl aynı vadide yaşayan Türklerin demirden dağ eriterek oradan çıkmaları anlatılıyor. Bu bir destandır. Hangi destan bu? Ergenekon destanı arkadaşlar. İkiye bakalım. Bir Kağan'ın kardeşi ile birlikte Çinlere karşı Türk milletinin bütünlüğünü yeniden sağlamak için verdiği mücadele anlatılıyor. Arkadaşlar bu Orhun yazıtları kim vardı yazıtlarda? Tony Cook, Bilge Kağan ve Kültigin vardı eserde arkadaşlar. Bir Hakan'ın ölümü üzerine duyulan üzüntü yani bir sagu örneği bu. Hangi saguydu bu zaten? Alpertunga sagusu arkadaşlar. O yüzden cevabımız Bursa olur. Evet soru 15. Hangisinde imgeye başvurulmamıştır diyor. Arkadaşlar nedir imge? Zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal, hülya. Bu durum aynı zamanda söz sanatı olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Yani imge deyince direkt aklınıza söz sanatı gelsin arkadaşlar. Aynı zamanda zihinde tasarlanan ve gerçekleşmesi özlenen şey, hayal unsuru akla gelsin. Şimdi arkadaşlar şiire baktığımız zaman şöyle A şıkkında bir teşbih var. Arkadaşlar bakın ne diyor burada zaten.
Ufuklarda bir bu akşam ne sis ne bulut var. Selviler içinde bir alev Emir Sultan. Evet arkadaşlar, Emir Sultan'ı neye benzetmiş? Selviler içinde bir aleve benzetmiş. Evet, burada bir söz sanatı var, imge var yani. B'ye bakalım. Havada bir dost eli okşuyor durmadan derimizi. Boynu bükük adalar sanki tanıyor bizi. Evet, burada bir teşhis sanatı var, kişileştirme sanatı var. C dursun bakalım. D şıkkında alem sele gitti gözüm yaşından derken mübalağa sanatı yapmış. E şıkkında dağlara yaslanıp yatan güneşi yaralı hastadır yorgundur sandım. Yine burada bir teşhis sanatı, aynı zamanda istihare sanatı var arkadaşlar. Ama C şıkkına baktığımız zaman C'de herhangi bir sanatsal söyleyiş yok. Oldukça anlaşılır imgelerin olmadığı bir dizi arkadaşlar. İki tane dizi verilmiş. O yüzden cevap C şıkkı olur. 16. Bu parçada tanıtılan eser hangisi diye sormuş. Bu eser Fuzuli'nin Şah İsmail'i Bağdat'ı fethedince Şah İsmail'e sunduğu Türkçe bir mesnevidir diye sormuş. Mesnevinin konusu esrarla şaraptır demiş zaten. Alegorik bir eser. Aynı zamanda şöyle ikinci Bayezid'i şarap Mesnevi de Esrar'ı Bayezid'e benzetiyor. Şarabı da Şah İsmail arkadaşlar. Yani ikisini bu şekilde yan yana koymuş. Yani Esrar imgesiyle ikinci Bayezid şarapla Şah İsmail'i burada kastediyor. Yukarıda verilen eserimiz hangisi? Sevgili arkadaşlar, Bengübade. Hadikati Süreyya'da biliyorsunuz Kerbela olayını anlatan bir düz yazı, maktel türünde bir eser. Hefçam tasavvufi içerikli bir eser. Sakinname olarak da biliniyor. Alegorik bir eser. Eserde ne anlatılıyor sevgili arkadaşlar? Şarap sarhoş edici yönüyle aşka benzetiliyor. Aynı zamanda eserde rindane yaşam tarzı ve şarap etrafında kurgulanmış bir eser. Yani aynı zamanda yine bir alegorik bir eser arkadaşlar. Hadis-i Erbain 40 hadis anlamına geliyor. Tabii bu 40 hadis tercümesi pek çok sanatçı yapıyor. Aynı zamanda Fuzuli'nin de böyle bir eseri var arkadaşlar. Sohbetül Esmer'de Fuzuli'ye ait olup olmadığı tam net olmayan bir eser. Eserde ne anlatılıyor? Eserde anlatılan şey arkadaşlar. Bakın ne diyor zaten? Sohbet diyor. Meyvelerin sohbeti söz konusu eserde. Arkadaşlar eserde bakın ne oluyor? Meyveler konuşturuluyor. Ve aynı zamanda bir ne örneği? Bir mesnevi örneği sevgili arkadaşlar. Evet cevabımız Bursa'dır. Soru 7. Soru 17. Ne diyor bakalım? Bu parçada numaralanmış eserlerden hangisiyle ilgili açıklamada yanlışlık vardır diye sormuş. Arkadaşlar 1, 2, 3, 4'te herhangi bir sıkıntı yok ama Kocalar Mektebi diyor bakın. Kocalar Mektebi adlı tiyatro eseriyle ilk tiyatro çevirilerini yapan Direktör Ali Bey diyor arkadaşlar. Kocalar Mektebi önemli bir sanatçı olan Ahmet Vefik Paşa'nın Molière'den çevirdiği bir eser sevgili arkadaşlar. Cevabımız o yüzden E şıkkı olur. Evet, son 6 soru arkadaşlar. Soru 18. Bu parçada boş bırakılan yere hangisi gelir diye sormuş. Servet-i Fünun döneminde nazım nesre yaklaştırılmıştır. Düşünce bir dizede bitmemiş, diğer dizelere taşmıştır. Şiirde bir cümlenin mısra ortasında başlamasına veya bitmesine bir diğerinden diğer birimlere taşmasına ne diyoruz arkadaşlar? Anjaman diyoruz buna. Cevabımız o yüzden A şıkkı olur. Soru 19. Bu parçada şiirle ilgili belirtilen düşünceler hangisine ait olabilir diye sormuş. Şiir soylu bir sanattır. Şiirde içsel ve bireysel bir yaklaşımla evrensel insan tecrübesi dile getirilir. Şiir bir şey öğretmek için değil, musikiye ya da musikinin çağrıştırdığı imgelere insanın estetik duyarlılığını doyurmak için yazılır. Şiirin anlamının açık olması önemli değildir. Çünkü şiir anlaşılmak için değil, duyulmak için yazılır. Arkadaşlar bu zaten metne baktığımız zaman Ahmet Taşım'a ait bir metin arkadaşlar. Bu hangi yazıydı hatırlayalım. Şiir hakkında bazı mülahazalardı. Hatta bu bildiri yani bu yazı aynı zamanda neydi arkadaşlar? Saf öz şiiri de ne yapmıştı? Edebiyatımızda başlatmıştı.
Evet, yukarıda söz edilen sanatçımız Ahmet Haşim'dir. Cevap Bursa. 20. Bu parçada dile getirilen düşünce hangi akımı yansıtır diyor arkadaşlar. Şimdi baktığımız zaman şöyle parçaya arkadaşlar bireysellikten bahsediyor, musikiden bahsediyor, anlam kapalılığından bahsediyor. Bakın ne diyor zaten? Anlaşılmak için değil yazılmaz diyor. Duyulmak için yazılır diyor arkadaşlar. Bir anlam kapalılığı var, musiki var, imgeler var, bireysellik var. O zaman ne oluyor bunun cevabı? Bu kavramlardan yola çıkarak biz buna sembolizm diyoruz arkadaşlar. Cevabımız Y şıkkıdır. Soru 21. Bu parçaya göre hangisi 5 hececilere tarafından yazılmış olamaz diyor. Hece ölçüsünü benimseyen ve başarıyla kullanan, bir kere hece ölçüsüyle yazılması gerekiyor arkadaşlar. Sade ve süsten uzak şiirler yazmaya gayret etmişlerdir. Dili o zaman sade olması gerekiyor. Genç kalemlerin öncülüğünü yaptığı konuşulan Türkçe ile yazma. Evet, yine dilden bahsediyor burada. Yine sanatçılar milli tarih ve sanat unsurlarıyla memleket edebiyatı oluşturmuşlar. Yurt güzelliği anlatılıyor. Anadolu anlatılıyor arkadaşlar. Bütün bu özelliklere baktığımız zaman arkadaşlar cevabımız ne oluyor? Arkadaşlar hemen bakıyoruz şöyle. Denizli oluyor. Bir gemi bembeyaz teniyle açıklarda, güvertileri uçtan uca orman, aldım çiçeğimi, şuramı bastım, bastım ki yalnızlığımmış. Evet, burada zaten yalnızlıktan bahsediyor, bireysel konudan bahsediyor arkadaşlar. Dolayısıyla aynı zamanda burada bir de ölçü de yok. Yani serbest ölçüyle yazılmış bir şiir. Zaten yukarıdaki açıklamaya da uyuşmuyor. O yüzden cevabımız ne oluyor? D şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, son 3 soruya geldi sıra. Soru 22. Yukarıda tanıtılan eserler kime ait diyor. Arkadaşlar şöyle baktığımız zaman burada Murtaza demiş. Arkadaşlar Murtaza eserinin yazarı kimdi? Orhan Kemal'di. Devlet Han'ın yazarı kimdi? Kemal Tahir'di. Konusu zaten Osmanlı arkadaşlar. İnce Mehmet de zaten çok meşhur bir eser biliyorsunuz. Abdal'a karşı savaşan bir eşkıya Mehmet'i anlatıyor eser. O da Yaşar Kemal'di. Cevabımız A şıkkıdır. 23. Bu parçada anlatılan romanlardan biridir diye sormuş. İnsan gerçeklerini psikolojik yönüyle anlatmaya çalışan. Evet, demek psikolojik bir esermiş bu. Cumhuriyet dönemi romancıları bireyin toplumla yabancılaşmasına da değinmiştir. Eserlerinde bireylerin ve iç dünyalarını ayna tutan yazarlar, ruhi tahlillerin yapıldığı, bunalım, sıkıntı, yalnızlık konularının işlendiği eserler üretmişlerdir. Evet, psikolojik bir eserden bahsediyor burada arkadaşlar. Bu eser hangi eserdir? 9. Hariciye Koğuşu. Arkadaşlar diğer eserler toplumsal konulu eserlerdir. Şöyle, 9. Hariciye Koğuşu'nun yazarı Peyami Safa, evet yukarıdaki açıklamayı zaten anlatıyor bize. Burada bir hasta genç vardı, anımsayalım arkadaşlar. Kemik hastalığına yakalanmış bir genç vardı. Onun iç dünyası bize yansıtılıyordu. Hanımı çiftliği Orhan Kemal, çıkırıklar durunca Sadri Ertem, Oruncuköy, Fakir Baykurt, Rahmet Yolları Kesti eserinin yazarı da Kemal Tahir. Bunları dört eser toplumcu gerçekçi eser olduğu için cevabımız A şıkkı arkadaşlar. Geldik son soruya. Ne diyor arkadaşlar soruda? Necati 15. yüzyılın Ahmet Paşa'dan sonra gelen en usta divan şairidir. Şiirlerini diğer divan şairlerine göre daha yalın ve içten dille yazmış. Yani demek ki yalınlığa önem veriyor. Türkçe deyim ve atasözlerini kullanmış. Yerel bir renk katıyor tabii şiirine bu şekilde. Hayatın sıcaklığı ve sadeliği görülür diyor arkadaşlar. Evet, şiire baktığımız zaman yani dil özelliğine baktığımız zaman anlaşılabilir olması yönüyle arkadaşlar. Ne oluyor cevabımız? Cevabımız E şıkkı oluyor arkadaşlar. Yani pardon ne diyor? Söylenemez diyor arkadaşlar zaten. Evet. Şimdi baktığımız zaman şiirimize A şıkkı arkadaşlar zaten bakın oldukça sade bir dille yazılmış. Yine B şıkkı, C şıkkı, D şıkkındaki şiirler sade dille yazılmış. Ama E şıkkına baktığımız zaman arkadaşlar yani dil özelliğine bakarak şiir çok tane anlaşılabilir bir şiir mi? Hayır. Zayi olmaz vadi vahdette ol avare kim? Besteri zincir zülfündür dili divanesi. Yani şiire baktığımız zaman zaten arkadaşlar
yani çok da anlaşılabilir bir şiir olmadığı zaten açık. O yüzden cevabımız ne oluyor? E şıkkı oluyor arkadaşlar. Evet, deneme bu kadar. Hepinize iyi günler diliyorum arkadaşlar.